Kaan'ı kolejde ilk gördüğüm gün bir hayatı paylaşacağımızı biliyordum. Hala da biliyorum. İlk günden beri birbirimizi görmediğimiz, konuşmadığımız tek bir an bile olmadı. Bizimki öyle bir bağ ki... nasıl tarif etsem? Bizim ruhlarımız birbirini tanıdı. Aşık oldu. Kaan benim için hayat demek. Hayat. Ne güzel söylediniz. Ve devam etmek zorunda. Eşinizin ve ailenizin desteğiyle büyük bir acıyı geride bıraktınız diyebilir miyiz? Evet, hatta yeniden anne baba olmaya hazırlanıyoruz. Aa, öyle mi? Çok sevindim. Leyla Hanım, Kerimoğlu ailesinin gelini olmak nasıl bir şey? Yani kendi ailenizi de düşünürseniz, bir abiniz olduğunu biliyoruz. Annem, Kaan ve ben. Biz küçük ama çok güçlü bir aileyiz. Sanki ben dünyaya gözlerimi bu çatı altında açmış gibi hissediyorum. Aramızda görünmez bir bağ var. Ve o bağı koparmaya kimsenin gücü yetmez. Hiç kimse. Buna başta ben izin vermem. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bana lütfen her zamankinden. Ben de bazen kardeşim gibi bu evde doğmuş hissediyorum kendimi, biliyor musunuz? Tuhaf bir durum aslında bu Kerimoğlu olma hali. Önce sıcacık bir kucak gibi çağırıyor insanı, sonra... Abim esprilidir. Ama bazen insanlar söylediklerini ciddiye alır. Aslında çok güzel bir şey söylüyordu Taner Bey. Aslıncığım, sanırım her şeyi konuştuk. Bu kadarı kâfi. Tamam, peki. Anladım. Evinizi bize açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Taner Bey, Leyla Hanım. Buyurun, ben size eşlik edeyim. Kusura bakmayın, ben eşlik edemeyeceğim. Daha önemli işlerim var. Röportaj şimdi bitti. Baskıdan önceki son halini muhakkak görmek istiyorum. Abimin dahil olduğu kısım kullanılmayacak. Senin derdin ne? Hı? İndir o ayaklarını. Derdin ne? Rezil olup insanların dinine mi düşelim istiyorsun? Ah prenses. Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosu gibisin. Gerçeği değil ama sahtesi. Gerçi bu sırrı da bir tek ben biliyorum ama olsun. Merak etme, aramızda. Ya. Böyle kapalı kapılar ardında bana istediğini söyleyebilirsin. Ama insanların içinde beni ve taşıdığım soyadımı küçümseyemezsin. Küçük Zeynep Kerimoğlu seni gidi. Çocukluğunda da böyleydin sen. Taklit yapmaya bayılırdın. Madem baş başayız, sana bir sır daha vereyim mi? Canım kardeşim. Biz hiçbir zaman Kerimoğlu olamayacağız. Kendi adına konuş. Ben Leyla Kerimoğlu'yum. Bana maval okuma kızım. İkimiz de aynı ana doğurdu. Bak, hani eski varoş mahalleler vardır ya. Binaları yenilerler ama içindekiler aynı kalır. Sen de öylesin işte. Biraz konuştuğunda kendini açık ediyorsun. Üstelik bunu sadece ben değil, herkes görüyor. Tanıyor musun sen benden? Hı? Tanıyorsun. Tanıyorsun. Tabii, doğru ya, doğru. Mesela benim diplomalarım satın alındı. Ama sen ülkenin, hatta dünyanın en iyi okullarında okudun. Sen Avrupa'da kayak tatiline gidebil diye ben burada adam öldürdüm. Hem de defalarca. Ne yazık ki benim yerime bunu yapacak kimse de yoktu. Senin o çok sevdiğin soyadın var ya. Eğer ben Zeynep'in gırtlağına basmasam her gün, seni kapı dışarı atması an meselesi. O yüzden şunu bil kardeşim. Ben yoksam sen yoksun. Mecbur elindeki abiyle yetineceksin.